Sevgili izleyenler, tarım fuarındayız. Sanayi Odası Başkanımız Sayın Celalettin Kesikbaş'la birlikteyiz. Sayın Başkan, bugün 5. fuarı açtı Eskişehir. Gerçekten bir özlem varmış Eskişehir'in. Şimdi az önce açılış töreninde TÜYAP'ın genel müdürünün bir ifadesi vardı. 4 fuarda Eskişehir'i bu fuarları 250 bine yakın bir izleyici ziyaretçi gezmiş, ziyaretçi gezmiş. Gerçekten çok büyük bir rakam. Eskişehir demek ki fuarı sevdi. Sevdi. Evet, Eskişehir için tabii ki önemli. Aslında fuarların genel amacı biliyorsunuz mallarımızı, ürünlerimizi tanıtmak üzerine. Bu anlamda Eskişehir'deki üreticiler olsun, ticaretle uğraşanlar olsun burada güzel bir imkan buluyorlar. Bu imkan dahilinde de işte bölgelerden, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden az önce ben de birkaç kişiyle görüştüm, evet, konuştum. Neredeyse Türkiye'nin her yerinden insanlar fuara geliyorlar. Bunlar tabii keyifli. Önemli dediğimiz gibi yani şu anki ekonomik anlamda olağanüstü bir durumdan geçiyor Türkiye'miz. Bu anlamda da hep şunu söylüyoruz. Üretimle büyümemiz gerekiyor. Üreterek büyümemiz gerekiyor. Sanayiye daha çok önem vermemiz gerekiyor. Fuarlarda bu işin olmazsa olmazı. Çünkü kendimize satış potansiyeli, evet, bulmamız gerekiyor. O yüzden bu tip fuarlar çok onur verici, gurur verici. Bence Eskişehir açısından da çok faydalı. Aynen. Eskişehir'in, ben hep şunu söylüyorum, eskiden de hep öyle söylüyordum. Eskişehir üretirse kaliteli mal üretir. Bu imajımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ama bunu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın her yerinde bu imajı arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Eskişehir'de üretilen mal kalitelidir, iyidir. En güzeli Eskişehir'de üretilir. İnşallah Sanayi Odası olarak da biz bu çalışmalara devam ettiriyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında Eskişehir'in tanıtımı anlamında. Ben potansiyelimizin artacağını, ihracatımızın da kısa sürede daha da ivmelerek devam edeceğine inanıyorum. Bu ikinci tarım fuarı olmasına rağmen ilgi, aynen, çok yüksek. Evet. Çok güzel. Eskişehir için, evet, müthişem. Siz de zaman zaman Sanayi Odası'nda çeşitli fuarlar açtınız. Evet. Yani Eskişehir'de ilk defa bir fuar gerçekleştirdiniz. Evet. Kendi bünyenizde, kendi üyeleriniz arasında. O da çok ilgi çekti. Hatta fuarları da, sizin kendi çapınızdaki fuarları da Eskişehir dışından girip ziyaret. Çok oldu, çok gördüm, oldu. Bizim birinci amacımız, ilk yıl amacımız, sanayiciler birbirini tanımıyordu. Evet. Sanayicileri birbirleriyle tanıştırdık, kaynaştırdık. Şimdi işin ikinci kısmı başlıyor Eskişehir Sanayi Odası'nın misyonunda. Bundan sonra firmalarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtıma başlıyoruz. Önce birbirimizi tanımamız gerekiyor. Evet. Ne iş yaptığımızı, beraber nasıl iş yapabiliriz, o kültürü oluşturmamız gerekiyordu. Biz bu konuda başarılı olduğumuza inanıyorum. Sanayi Odası'na son bir senedir mükerrer zamanlarda 10 bine yakın insan girdi. Bu aslında çok önemli bir rakam. Birbirimizle tanışıyoruz artık. Şimdi herkes birbirini tanıyor, ne iş yaptığını biliyor. Bu çok keyifli. Ama şimdi ikinci aşaması bu işin, yurt içinde ürünlerimizi de tanıtacağız, şirketlerimizi de tanıtacağız. Bir pazarlama misyonuyla bu seferberlik başlatıyoruz. Başlattık daha doğrusu, uğraşıyoruz, evet, bu iş için. Bir de yurt dışında buna eklediğimiz zaman çok güzel olacak. O yüzden fuarlar değerli. Bence Eskişehir için de çok büyük bir atılım. Bu sene içerisinde benim bildiğim kadarıyla 4 fuar var. Seneye de 2 tane fuar, evet, var. Bu 6 tane fuara ne kadar çok müşteri getirebilirsek yurt içinden, yurt dışından, sanayicilerimiz o kadar bu işten karlı çıkacaktır diye, evet, düşünüyorum. Sayın Gerem de şunu da özetlemiyor da, önümüzdeki yıl uluslararası fuar olacak gibi. Evet. Bu da çok önemli. Yani sadece artık Türkiye çapından değil, yurt dışından da üreticiler girip burada ürünlerini pazarlayacaklar. Tabii tabii tabii. Mart ayında mesela önemli bir fuar var, endüstri fuarı. Evet. Makine imalat sektörüne yönelik. Şimdi o fuara biz de destek vereceğiz Eskişehir Sanayi Odası olarak. Çünkü çok fazla firmamız var üretim, evet, yapan. Tanıtım. Bu işin tek yapabileceğimiz en güzel şey, şirketlerimizi tanıtacağız. Ben bütün şirketlerimizle gurur duyuyorum Eskişehir'de. 720 üyemiz var. Daha küçük olanlar, üyesi olmayanlarla beraber Eskişehir'i aslında bir üretim üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hayır, gerçekten şimdi baktığımızda, geri dönüp baktığımızda bir yıl içerisinde Sanayi Odası'nın gerçekten geçmişte yapılamayanları yapmaya başladı. Ve kendini daha çok tanıtmaya başladı. Evet. Artı az önce söylediğim gibi, yani üreticiler, organize sanayi bölgesindeki fabrika sahipleri, üreticiler birbirini daha yakından tanımaya başladı. Evet, bu da, evet, çok önemli. Ama şu var, siz iki yıl önce bir yaptığınız açıklama da söz konusuydu.
doğalgaza gelen zamlar. Evet, evet. Üretim artırılır mı? %60'a gelen zamlar siz elbette. Şimdi iki tane hedefimiz var. Bu tabii ülkeye de olarak hedefimiz. Hani bugünkü hükümet, devlet veya kim olursa olsun bu ülkenin hiç kimse kötülüğünü istemez. Evet. Hepimiz iyiliği için çalışıyoruz. Hedefler neler? İşte enflasyonla mücadele ediyoruz. Üreterek büyüme diyoruz, sanayileşerek büyüme diyoruz. Tabi bu tip doğalgaz zamları veya enerji maliyetlerindeki artışlar ister istemez karlılıklarımızı, rekabet gücümüzü azaltıyor. Esas bunu anlatmak istiyoruz. Böyle olunca rekabet gücümüz hem yurt içinde hem yurt dışında azalıyor. Malum piyasalar belli ama bunda ağlayacak durumumuz da yok. Çalışacağız ama bu enerji maliyetlerine yönelik olarak sırf organize sanayi bölgesinde fabrikalar da değil. Bizim 300 küsür tane organize sanayi bölgesinde fabrikamız varsa 300 tane de kentin çeşitli yerlerinde fabrikalar var. Bunların hepsinde temel problem. Belki OSB'de bir kısmına fazla yansımıştır, bir kısmına az yansımıştır ama şehrin bütününe baktığımız zaman son bir ayda ciddi zamlar geldi. %32'ye yakın doğalgaz zamı geldi. Evet, bunlar geldi. Bütçelenmemiş rakamlar. Elektriğe ciddi rakamlar, evet. Zamlar geldi. Yani bu konularda devletimizden, hükümetimizden çok daha fazla bir çaba bekliyoruz. Çünkü sanayici artık koruma altına alınması gerekiyor. Sanayiciyle beraber birebir çalışmalarda bulunması gerekiyor. Bu bir üretim seferberliği. İnşallah bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ama üreterek yapmamız gerekiyor bu ama işleri. Üreteceksiniz tabii ki. Ürettiğinizi vatandaş üzerine fazla yük olmadan tabii. Satmak zorundasınız ama gelen bu tür şey, elektrik ve doğalgaz zamları sizin maliyetleri yükseltiyor. Maliyetleri yükseltiyor, karlılıkları düşürüyor. Evet. Karlılıklar düştüğünüz zaman sanayide büyüyemezsiniz. Evet. Büyüyemediğiniz zaman yatırım yapamazsınız. Bakın en büyük sıkıntılardan bir tanesi 2018-2019 şirket karlılıkları maalesef çok düşük. Sanayicilerin çok büyük bir kısmı, ben hep söylüyorum, birebir kendileri işin başındaki sanayiciler. Yani bizde öyle hani televizyonlardaki gibi böyle öyle çok büyük sanayiciler falan filan yok Eskişehir'imizde. Bizler çalışan sanayicileriz, emekçi sanayicileriz. Bu anlamda düşük marjlarımız olduğu sürece de yatırım yapamıyoruz. Finansal erişimle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz, problemler yaşıyoruz, teminat mektubu problemleri oluyor. Yani bu anlamda biraz daha hoşgörü, biraz daha iyileştirmeler, özellikle enerji girdilerinin artması anlamında bizler için çok önemli. Yani doğalgaza bir ayda iki kez zam gelmesi ve bunun haberimiz olmadan gelmesi esas sıkıntı. Yoksa gelebilir, belki böyle bir gereksinim vardır ama buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Öngörülebilir zamlar değerli ama dediğimiz gibi sanayicinin böyle dönemlerde yanında olması gerekiyor herkesin. Peki son olarak ekonomiden konuşalım. Ekonomi nasıl gidiyor? Dolar bir ara yükseldi işte. Asya'dan kaynaklanan. Sonra şimdi biraz düşmeye başladı ama sonuçta doların yükselmesi veya dövizlik hareketlik sonuçta sanayici de vuruyor. Şimdi şöyle, doların yükselmesinden korkmamak gerekiyor. Önemli olan satın alma gücü. Yani maalesef biz biraz dolara endeksli bir ülke olduk. Evet. Toplam paramızın, mevduatımızın %60'ına yakını dolar. Bu aslında sıkıntı. Yoksa bugün 3000 lira maaş alan bir insanın aslında kendine göre dolara bağımsız bir şekilde yaşıyor olması gerekiyor. Satın almalarını dolar cinsinden yapmaması lazım. Maalesef bizde bu dolarizasyon efekti çok fazla. İşte bunlar hep enflasyonu körükleyen şeyler. Normalde keşke mesela ekmeği 50 kuruşa alsak, sütü atıyorum 1 TL'ye alsak veya temel gıda malzemelerini. Bunlar enflasyonu düşüyor ama bizdeki problem şu, hep maaşları dolara bölüyorlar, dolarla karşılaştırıyorlar. Dolar bir para piyasalarında bir enstrüman ama bizim TL ile bu ülkede müreffeh bir şekilde yaşıyor olmamız gerekiyor. Satın alma gücümüzün TL'ye endeksli olması gerekiyor, insanların TL'ye değer veriyor olması gerekiyor. Bu biraz zaman işi, ekonomi açısından da Türkiye'de her şey düzelir. Hepimiz çok bu tip ekonomik sıkıntılar yaşadı ülkemiz. Hepsinin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz. Uzun olur, kısa olur ama biraz sabırlı bir şekilde ama üreterek, çalışmayarak devam edeceğiz bu işlere. 2018'in sonuna geliyoruz. Artık 9. aya girdik. Geçen 8 ayda değerleme yaparsak ekonomi Sayın Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımız ekonominin iyiye gittiğine, enflasyonla mücadelede başarılı olduklarını, yıl sonunda da hedeflere ulaşacaklarını açıklıyor. En büyük temennimiz bu tabii ki. Şimdi onlarda daha makro göstergeler var. Tabii biz hani biraz daha mikro bakıyoruz. Henüz belki bizlere yansımamış olabilir. Ama onlar tabii daha büyük rakamları görüyorlar. Daha ellerinde veriler fazla. Ama Türkiye büyük bir ülke. Yani kendini hızlı bir şekilde toparlayacaktır. O makro verileri bizler sahip değiliz. Onlar daha iyi biliyorlar ama
Bizlerin yapması gerekli şu anda en önemli şey, hızlı üreteceğiz, çok üreteceğiz, kaliteli üreteceğiz, en iyisini üreteceğiz, yurt dışına satacağız. Olabilir bu sene veya geçen sene az kâr etmiş olabiliriz, önemli değil. Az önce de söylediğim gibi patron bu işleri, sanayici bu paraları cebine koymuyor, tekrar yatırım yapıyor. Tabii. Sürekli yatırım yapıyor, istihdamını arttırıyor. Bunlar bizler için çok değerli, keyif verici olan bunlar. Yoksa hepimiz yediğimiz işte 3 kuruşluk yani yemeğimizi içmemiz yani normal bir hayat yapıyoruz. Ya bu anlamda ben işlerin iyi olacağına inanıyorum ama biraz zaman var. Bence zaman tabii var. Tedbirli olmak gerekiyor, temkinli olmak lazım. Özellikle sanayiciyi destekliyor. Yani doğalgaz zamları tamam vatandaşa yansıdı ama sanayi, vatandaşa %30 gelirse sanayiciye %30 gelmemeli. Yani üretiyorsunuz. İşte, hep onu anlatmaya evet. çalışıyoruz. Biz de geçen gün de aynı şekilde evet. ben de basında aynı şeyi söyledim. Bunlar büyük rakamlar. Bakın geçen seneden bu seneye enerji maliyetleri %240 artmış durumda. Yani geçen sene bir fabrika 200 TL doğalgaz ve elektriğe para ödüyorsa bu sene 400 civarında ödüyor. 420 civarında ödüyor. Bunlar büyük rakamlar. Büyük girdiler. Burada işte kar realizasyonu olarak baktığınız zaman sıkıntılar yaşıyor. Sanayimiz değerli. Bunlara sahip çıkalım. Bunlar kenayrak kuşu gibi. Çok az insan kaldı. Sanayimizi büyütmemiz gerekiyor. Tabana yaymamız gerekiyor. Mütebeşşis, müteşebbis sayısını artmamız gerekiyor. Tabii ki umut dağıtacağız ama gerçekleri de görmemiz gerekiyor. Gerçekleri görerek bu işlere gitmek gerekiyor. Yoksa hani boşu boşuna umut dağıtmak da bir yere kadar oluyor. O yüzden her şeyi realize etmek gerekiyor. Hepimiz kocaman insanlarız. Real bakmak gerekiyor dünyaya. Hani toz pembe baktığınız zaman olmuyor bu işler. Doğruları bileceğiz ama vatan millet sevgisi dediğiniz zaman tabii ki o bambaşka bir şey. Ama ekonomi dediğiniz zaman da işte o şirketleri tekrar küçültmek, o şirketlerin batmasına sebebiyet olabilecek olan konular. Bir şirket kolay kurulmuyor. 20 aynen, sene, 30 tabii. sene o hani 5. vitesten 1. vitese düşüyorsunuz. Yani onu toprağa nasıl ekiyorsunuz? Evet. Yıllarca büyüyor. Aynı sanayiciler. Evet, bunlara yani. Böyle bakmak lazım. Kıymetli değerler. Üretmek çok kıymetli. Ben dediğimiz gibi hani temkinliyiz. İyi olacağına kanaatimiz tam ama şu dönemde sanayiciye destek olması gerekiyor. Organize sanayi bölgelerinin de destek olması gerekiyor. Elektrik, doğalgaz maliyetleri ile ilgili, borçluları ile ilgili yapılandırmalar, taksitlendirmeler yapmaları gerekiyor. Teminat mektuplarını düşürmeleri gerekiyor ya da almamaları gerekiyor. Bu sadece Eskişehir OSB için konuşmuyorum bunu. Ben bütün Türkiye için çünkü ben hani Eskişehir olarak değil ya bu Türkiye hepimizin Türkiye'si. Yani sadece Eskişehir'in gelişmesi kalkmıyor. Birliğine de anlatıyoruz. Diğer platformlarda bütün STK'lar her yerde derdimizi anlatıyoruz aslında. Derdini anlatmayan derman bulamazmış. O yüzden olabildiğince en güzel şekilde bütün sıkıntılarımızı hatta bu konuyla ilgili vizyon metni bile hazırladık. Okumuşsunuzdur sizlere de gönderdik. İçerisinde sanayicinin topyekun bütün problemleri var. Hani bu problemlerin hepsi bugünden yarına çözülecek işler aynen, değil ama zaman içerisinde en azından birkaç yerden başlayarak çözmek gerekiyor. Ben isterim mesela Eskişehir bugün 2-2,5 milyar dolar ihracat yapıyor. 5'lere çıksın, 6'lara çıksın, kent zenginleşsin, ülkemiz zenginleşsin, kent müreffeh olsun. Hani biraz kentimizi böyle emekli kentinden daha çok çıkaralım, endüstri kenti haline de getirelim. Bundan korkmayalım, zenginleşmekten korkmayalım. Zenginleştikçe ülkemiz zenginleşecek. Ama dediğimiz gibi hani enerji maliyetlerindeki artış sanayicinin bence şu andaki en büyük problemi. Ben bütün üyelerimizle bunu konuşuyorum. %15 bile yapılmış olsa bu zamlar, %20 dahi yapılmış olsa elektrik geçen sene de ciddi şekilde arttı. Bunlar hepimizin canını yakıyor işin açığı. Enflasyonla mücadele ediyorsunuz, fiyatlara zam yapamıyorsunuz. Bir şekilde evet, fiyatlar sabit kalıyor. Maliyetleriniz artıyor, siz zam yapıyorsunuz. Evet. O yüzden şirketlerimiz değerli, sahip çıkalım. Eskişehir olarak sahip çıkalım. Peki başkanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi bekleyenler var. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun.